Selam. Bir videoyla daha yine beraberiz. Beni izleme hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu görmüş olduğunuz muhteşem Superman donunu yapmıştı. Tabii şaka yapıyorum. Bu aslında Minnie Mouse olarak ben yola çıktım, kafamda yaptım. Fakat hani yeni doğan bebek, ne bileyim, böyle şıkır şıkır fıkır fıkır olsun istedim. Kenarlarına yalnız geçmiştim bu şekilde. Bunun anlatımını izlemeyen arkadaşlarım varsa, bir önceki videomuz bunun yapılışıyla ilgiliydi. Bütün püf noktalarıyla A'dan Z'ye anlattım. Bu cepte. Fotoğraf çekimi için bebeklerinize, yani bu boy ideal, yeni doğana da çok rahat olabileceğini düşündüğüm bir model. 0-3 ay arası çok rahat olur diye düşünüyorum. Tabi tosarık tosbağlarımız var, daha tombik bebelerimiz var. Onlar için daha kalınlıkla bunu yapabilirsiniz. Bugün şimdi onun şöyle bir patiğini yapacağız. Bebek olduğu için kız erkekte bence bu yaldız kullanmanın bir sıkıntısı olmayacağını düşündüm. Böyle bir patik yaptım. Şöyle bir şapka yaptım. Bu şapkayı yapma sebebim de şu. İki çeşit şapkam olacak. Model aynı olacak. Sadece diğerinde şöyle yuvarlak kulak olacak. Neden? Bu Superman, pardon, Batman yapmak isteyen arkadaşlarım için. Mesela bu kilodu sarı siyah karışımı yaparsınız. Böyle bir şapkayla kombinlersiniz. Sarı siyah. Şimdi ben ama bunu çok pardon, Mini Mouse olacağı için, Mini Mouse'un biliyorsunuz kulakları komple siyah olur. Aynı bu modelden yapacağım. Tek renk çalışacağım. Burada şu detayı vermek istiyorum şapkaya başlamadan önce. Şu normal sabit sıralar, ördüğümüz sıralarda renk değiştirip 5 sıra örebilirsiniz. Bu renk değişimiyle alakalı öyle ekstra bir şey yok. Arttırmalarımız bittikten sonra sabit ördüğümüz sıralarda işte kullanmak istediğiniz rengi koyarsınız. Ben Mini Mouse'u yapmak için şöyle yuvarlak kulaklara ihtiyacım olacak ve siyah ipe ihtiyacım olacak. Bu tarzda yapmak isterseniz zaten şapkanın tarifini şimdi veriyorum. Kulakların yapımı da yine kanalda üçgen bayrak yapımı diye tarifi var. Videonun sonuna da eklemeye çalışacağım. Bulabilirsiniz. Arada tabi abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü bomba tariflerim geliyor. İnanılmaz hazırlıklar yaptım. Şu elimdeki işlerin biraz da bitmesini bekliyorum aslında. Çok fazla elimde iş var. İnanılmaz güzel tariflerle geliyorum. Şimdi şapkanın yapımına başlayalım. Şapkada yarım trabzan tekniği kullandım. Yarım trabzan nedir bilmeyenler için kısa bir hemen göstereceğim. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. Bir bağlama zinciri yaptım. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Tığıma, ipimi aldım ve halka boşluğuma yine trabzan yapar gibi ilmeği geçirip bunları bir kere de çıkartıyoruz. Buna yarım trabzan diyoruz. Bundan toplamda 10 tane olması gerekiyor. Şöyle bir şeye bakacağım da. Toplamda 10 tane yarım trabzan yapalım. Tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi hep arttırıyoruz. Her yarım trabzanın tepesine çift yapacağız. Fakat bu spiral örgü değildir arkadaşlar. Mesela amigurumi'de ve bazı örgülerde spiral örgü tekniği dediğimiz tekniği kullanıyoruz. Ama bunda spiral örgü yapmıyoruz. Şu ilk trabzan tepesinden bu şekilde ilmek çıkartacağız. Şu düzgün yapalım. İlmeği çıkartıyoruz. Ve 1 ve 2 zincir yapıyoruz. Aynı yere, yine zinciri kaydırmayı çıkardığımız yere 2 tane yarım trabzan yaptım. Bu şekilde. Sonra devam edeceğim sıra sonuna kadar. Her yarım trabzanın tepesine 2 tane yarım trabzan yapacağım. Toplamda 20 adet yarım trabzanımız olmuş olacak.
20 tane trabzanım oldu. Yine ilk trabzan tepesine ZL ST diye geçer. Bunu bir yere not alın. Yani ilmek kaydırma yaptım ve 2 zincir yaptım. Şimdi 3. sırada bir yarım trabzan. Hep dilim sık iğne yanlışlık. Artık siz de öğrendiniz, beni takip edenler. Ne demek istediğimi artık anlıyor arkadaşlarım. Dilim sık iğneye çok alışık. Şimdi hep arttırma sırasından sonra bir yarım trabzan yapacağız. Hemen ilk ilmek kaydırma yaptığımız trabzan tepesine bir yarım trabzan. Yanındaki ne? 2 tane. Aynı yere 2 tane yapıp arttırıyoruz. Bir yarım trabzan, bir arttırma. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi bir yarım trabzan, bir arttırma sıramız bitti. Hemen yine ilmeğin karşısına geçip ilmek kaydırma yapıyoruz. İlk sık iğneden 1, 2. Bunu yaptıktan sonra şimdi devam edeceğiz. Şurada gözüme bir şey takıldı. Tamam. Sorun yok. Siyah yağ örmek birazcık zor oluyor. 2 yarım trabzan, bir arttırma yapacağız. Şimdi ilk ilmek kaydırdığım trabzan tepesine bir tane yaptım. Yanındakine arttırıyorum. Pardon. Yanındakine de bir tane yapacağız. 2 yarım trabzan, bir arttırma olacaktı bu sıra. Çok pardon. 2 tane sırasıyla yarım trabzan yaptım. Şimdi sırası gelen 3. trabzanıma da 2 tane yapıyorum. 2 yarım trabzan, bir arttırma yapalım. 1, 2. 2 yarım trabzan yaptım. Şimdi diğerine de arttırma. Aynı yere 2 kere sık iğne veya işlemimizde yarım trabzan, yarım trabzan yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi 2 yarım trabzan yaptık. Devam ediyoruz. İlmek kaydırma ile bağladım. Arttıracağız yine. Bu sefer 3 yarım trabzan, bir arttırma yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Ve 3. Sırasıyla 3 tane yarım trabzan yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 3 yarım trabzan, bir arttırma yapalım.
3 yarım trabzan bir arttırma sıramız bitti. Devam ediyoruz. İlk çay içmem lazım. Neyse, biraz bekletelim. 3 yarım trabzan bir arttırma bitti. İlmek kaydırmayla kapattım. 1 2 zincir. Şimdi sondan bir önceki arttırmamı yapıyorum. Aynı yine zincir bağlaması yaptım. Trabzan tepesine bir yarım trabzan yaptım. Yanına 2, yanına 3 ve 4. 4 tane yarım trabzan yaptım ve 1 arttırıyorum. 4 yarım trabzan bir arttırma yapalım. Sıra sonuna kadar bunu da yapıp tamamlayalım. Şimdi 4 yarım trabzan bir arttırma yaptık. Toplamda 60 tane yarım trabzanımız oldu. İlmek kaydırma 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve şimdi her trabzan tepesine birer tane yarım trabzan örüyoruz. Bir sıra arttırmadan örelim. Doğru arttırdıysanız benimle birlikte sizin de toplamda 60 tane yarım trabzanınız oldu. Bir sıra arttırmadan bunu örelim. Şimdi bir sıra arttırmadan ördük. Toplamda 60'lık iğnemiz vardı. Şimdi ilmek kaydırmayla şu ilk trabzan tepesinden buraya böyle bağlıyorum. Ve şimdi 9 yarım trabzan bir arttırma yapacağız. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yarım trabzan yaptım. Yanındaki trabzanı arttırıyorum. 9 yarım trabzan bir arttırma trabzanları yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi 9 yarım trabzan bir arttırma yaptık. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edip tamamladık. Toplamda 66 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ben bu arttırmadan sonra, bu son arttırmadır, yeni doğan bir bebek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi ipinizin inceliği, kalınlığı da çok önemli. O yüzden bir ip önermiyorum. Bu arttırmaların bittikten sonra ben burada 5 sıra siyah, 5 sıra sarı ördüm. Daha da uzun yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmıştır. Şimdi bu Batman'e göre uyarlandığı için bu
topuğundan sarı kullandım. Mini mouse'ta da düz siyah öreceğim. Düz siyah yapmamın amacı da pabuçları minik, patikleri sarı ve kilodu kırmızı olduğu için. Bunu da sade kullanacağım. Sadece siyah kullanacağım ve kulaklarına bu şekilde altın sarısı kullanmayı düşünüyorum. Şimdi 9 sık iğne, 9 yarım trabzan bir arttırmadan sonra ben 10 sıra siyahla öreceğim. Artık yani şu ovalliğini oluşturacağım. Renk katmak isterseniz arttırmadan sonra 5 sıra örün. Küçük gelirse 6 sıra örün. Kullanmak istediğiniz rengi takın. Ben şimdi mini mouse'umu düz siyah öreceğim. Toplam 10 sıra öreceğim. Ve şapkamın diğer süsleme işlemlerine geçiyorum. Evet, şimdi şapkamız bitti. 10 sıra, 9 yarım trabzan ve yanına bir arttırma trabzanlarından sonra 66 tane yarım trabzanımız olmuştu. Ben bunu 10 sıra siyah ördüm. Renk değişimi yapmak isteyenler de son 5 sırasını değiştirebilirlerdi. Şapkam bitti. Son olarak bir işlem yapacağım. Son bir etrafını sık iğneyle dönmek istiyorum. Eğer siz istemezseniz dönmeyin. Ben şimdi şuradaki ilk trabzanımdan bu şekilde bağladım. Bir zincir yaptım. Hemen bağlama yaptım. Trabzan tepesinden itibaren sık iğne yapıyorum. Bir sırada sık iğne geçeceğim. Sonra size kulak yapımını anlatacağım. Evet arkadaşlar, şapkamızı bitirdik. Etrafını bir sırada sık iğneyle geçtim. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi kulaklarını yapacağım. Kulaklarına sihirli halka oluşturuyorsunuz ve içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. İkili trabzan bilmeyen yoktur diye düşünüyorum artık. O yüzden göstermiyorum. Sihirli halka veya 3-4 tane zincir yapın. İçerisine 12 tane trabzan doldurun. Şimdi bu 12 tane trabzanı yaptıktan sonra da buradaki ilk trabzan tepesinden şöyle bir bağlama işlemi yapıyorsunuz. 1 2 2 zincir yapıyoruz ve her trabzan tepesine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Yani burada hep arttırıyoruz. Toplamda 24 tane trabzanımız olacak. Şimdi burada hep arttıralım.
her trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yapalım. Şimdi 24 tane trabzanımızı yaptık. Bu işlem tamam. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi ne yapıyorum? İlmek kaydırma yaptım. İlk trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir arttırıyorum. Şimdi etrafını bir sıra sık iğne döneceğiz. Ama kıvrılmaması için bir sık iğne yapacağız. Bir arttıracağız. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Bir sık iğne, bir arttırma sıram bitti. Burada yine şu ilk sık iğne tepesinden bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Ve ipimi kesiyorum. Etrafını bir sıra altın sarısı ipiyle döneceğim. Onda da ipim ince olduğu için şapkanın kulağın kenarlarını sıkmaması için hep sık iğnelerin tepesine ikişer ikişer girdim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi bir sırada altın sarısı geçiyorum. Bağlama zincirimi de yaptım. Şimdi hemen aynı yere yaptım bir tane. Oraya bir tane yaptım bağlama olduğu için ama ondan sonrakileri hep 2-2 yapıyorum. Şimdi bir de bu altın sarısı yaldızıma geçiyorum.
Şimdi bu da bitti. Yalnız bunun ipini uzun bırakmayı unutmuşum. Kulaklarımı da şöyle şu hizadan dikmek istiyorum. Ya da şöyle anlatayım ya da hemen hızlı dikeyim. Bence hızlıca dikeyim. Çok fazla konuştum. Neyse, hemen hızlıca kulaklarımı dikip size patik yapımını anlatmak istiyorum. Bununla 1, 2, 3, 3. sıradan öreceğim. Şu şekilde. Burası başlangıç yerine 1, 2, 3. 3. sıranın şu alt hizasından. Şöyle bir dikeceğim. Şapkamı da diktim arkadaşlar. Artık baya baya. Ay bu tatlı iş oluştu. Ay ben böyle güzel şeyler yaptım. Çok mutlu oluyorum ve artık videolarda kendimi tutamıyorum. Böyle çığlıklar falan atasım geliyor mutluluktan ve heyecandan. Çok güzel oldu. Acaba şunun etrafına da mı bir altın sarısı geçsek? Ya da şuraya bir kalp. Aha altın sarısından şuraya bir kalp de kondurabiliriz. Ne yaparsan yap. Aşk ile yapan. Diyoruz. Ve devam ediyoruz. Bunu bir de patik yapalım. Şöyle güzel ton ton bir şey yapalım. Tabii hani erkek çocuklar için bu kadar janjan istemeyebilirsiniz. Siz sade yapın. Hani bunu ya da işte kızlar pembe yapabilir. Erkeklere gene kırmızı siyah yapıp altın sarısı kullanmazsınız. Ama çok güzel bir kombi yaptım bence. Hatta bak bu da vallahi bu da uyumlu olacak. Ama ben bunu dediğim gibi Batman olarak uyarladım. Kilodunu siyah yaparım. Evet, şimdi geçelim patiye. Çok mutlu olduğum zamanlar kendimi böyle fıkır fıkır kıpır kıpır tutamıyorum. Şimdi şöyle bir patik hazırladım. Zaten yeni doğan bebeklerimizin ayakları çok küçük oluyor. Bunu ince tığla ördüğüm için çok sıkı oldu. Kalın iple ördüğünüzde 3 veya 4 numara tığ kullandığınızda daha gevşek, daha rahat bir patik olur. Bu benimki şimdi vereceğim ölçüyü bir tık kalın iple yapın. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu ip ince. Ben bunu 2 kat ördüm. Fakat tığım küçük. Küçük numara tığla ördüğüm için çok sıkı oldu. Ama düşünsenize şu kalınlıktaki bir iple 3 veya 4 numara tığla ördüğünüzde aynı ölçülerle daha büyük bir patik de elde edebilirsiniz. Yani yaptığınız işlerle doğru tığ, ipine göre tığ çok önemli. Mesela bu ölçüde, mesela bu vermiş olduğum ölçülerle ince iple daha minyatür, kalın iplerle daha büyük ürünler elde edebilirsiniz. Ha, tabii ki rakamsal değişiklikler de yapacağınız ürünler var. Ama mesela bunlar stabil, sabittir. 0-3 ay arasında kullanabileceğiniz ürünler. Sadece ip kalitesi, inceliği ve kalınlığı fark eder modelde. Neyse, çok uzattım. Kısa kesiyorum. Patiği yapmaya geçmek istiyorum bir an önce. Hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Sizin vaktinizi çalmayalım. Şimdi 2 kat ip kullanıyorum ve 10 tane zincir yapacağım.
10 tane zincir yaptım. İkinci zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Burada bir modelde bir şeye baktım. 7, bu bir hariç 7 tane daha sık iğne yapıyorum. Bir hariç 7 tane bir. Bu biri saymıyorum. Şimdi bir yapmış gibi sayıyorum. 2 7 tane şimdi sık iğne yaptım. Buradaki en baştaki sık iğneyle birlikte 8 tane oldu. Şimdi son zincirin içine 5 tane sık iğne yapacağım. Sonuncu, şuradaki sonuncu sık iğne şeyin zincirin içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 5 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen kalan zincir loplarımı örüyorum. Burada da 8 tane kaldı. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra buradaki zincir lobunuz birazcık buraya kaymış olabilir. Buna dikkat edin. Şu diğer tarafta boşta kalan zincir lobundan itibaren kalan sık iğnelerimi birer tane örüyorum. Toplamda burada 8 tane sık iğnem olmuş olacak. 5 arttırmadan sonra. Birinci yaptım. 2. 3. 4. 8 tane yaptık. Görüntümüz bu şekilde oldu. İkinci sıraya geçiyoruz. Buradaki şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden bir ilmek kaydırma yapalım. İki kat olduğu için ipim şöyle biraz dikkatli bir şekilde yapmam gerekiyor. İlmek kaydırma yaptım. 1 2 zincir yapıyorum ama yapamadım. Bu patik işini biraz ben dikkatli yapmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar çift katlı ip kullandığım için birazcık sert oluyor. Şu ilk sık iğne tepesinden ilmek kaydırdım. Bir ve iki. İki zincir yaptım. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı ilmek kaydırdığım yere bir tane yarım trabzan. Yanına bir arttıracağım. Sırası gelen şu sık iğnenin tepesine aynı yere iki tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 6 tane yarım trabzan yapacağım. Her sık iğnenin tepesinde birer tane yarım trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6.
Her sık iğnenin tepesine birer tane yaptım ve 6 tane yarım trabzanım oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada 5 kere arttırdığımız yere arttırma yapacağız yine. Nasıl yapacağız? Şimdi birinci sık iğne, burada hani az önce 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bu 5 sık iğnenin her birinin tepesine ikişer tane yarım trabzan yaparak arttırıyoruz. Şimdi 6 yarım trabzandan sonra gelen ilk sık iğne tepesine hemen 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu birinci arttırma olmuş oluyor. Devam ediyorum. Şimdi ikinci arttırmayı yapıyorum. Aynı yere yine 2 tane yarım trabzan yapalım. Şimdi üçüncü. Aynı yere 2 tane yapıyorum. Şimdi dördüncü. Aynı yere 2 tane. Şimdi beşinci. 5 kez arttırdım. Devam ediyorum. 6 yarım trabzan. Sırası gelen sık iğnenin tepesine birer tane yapıyorum. Şimdi 1. İki, üç, dört, beş ve altı. Altı yarım trabzan yaptım. Şimdi yine burada bir arttıracağım. Altı yarım trabzandan sonra bir arttırıyorum. Şimdi buradaki son sık iğne tepesine de bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şurası bağlama yeridir. Bu kafanızı karıştırmaz. Şimdi buradan yine bağlayarak ilk trabzan tepesinden bağlayarak devam edeceğim. Bakın son sık iğnenin tepesine bir tane yarım trabzan geldi. Şurası bağlama yeri olduğu için sık iğne gibi gözükmesin gözünüze. Ya da isterseniz buraya da şöyle bir tane yapın boşluğu kapatmak için, ama bu sefer sayılarınız karışabilir. Şimdi ilk ipim de kalın olduğu için biraz orada açık oluyor. İlk trabzan tepesinden şu şekilde bağladım. 1 2 İki zincir yaptım. Tabanım oluştu bayağı. Devam ediyoruz. 10 tane sık iğne yapacağız şimdi. Bu arada zinciri 1'e düşüreceğim. Bir zincir yaptım. Kaydırma bağlantı yaptım. İlk sık iğnenin tepesine hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi yanındaki trabzan tepesine bir arttırıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 10 sık iğne, bir arttır. Şimdi yanındakine bir daha arttırıyorum. 10 sık iğneden sonra 2 kere arttırdım. Sonra bu kısma da yine 1 2 3 4 5. 5 kere arttırma yapacağız yarım trabzan. Şimdi birinci yarım trabzan, ikinci yarım trabzan. Bir kere arttırdım. Devam ediyorum yanına. Yine burada arttırma yapacağım. İkinci yarım trabzan. Bakın yarım sık iğnelerden sonra 5 kez arttıracağız ama yarım trabzan yaparak arttıracağız. İkincisini yaptım.
Şimdi üçüncüsü. Devam ediyorum. Dördüncüyü de yapıyorum. Şimdi beşinciyi yapacağım. Yine 5 kez arttırdık toplamda. Görmüş olduğunuz gibi yarım trabzanlarımla arttırdım. Devam ediyorum. Sırası gelen şu tepeye hemen yine sık iğne yapıyorum 2 tane. Yanındakine de aynı şekilde 2 sık iğne yapıyorum. 5 kez arttırma yarım trabzanlarından sonra 2 kez sık iğne yapıyoruz. Şimdi kalan sık iğnelerimiz 10 tane. 10 tane sık iğnemi örüyorum. Burada şöyle bir durum var. Şimdi buraya kadar yaptık. Şu bağlama yeri var ya, burada 10 tane sık iğne yapacağız ya. Şuraya 9. sık iğne 10 tane sık iğne yapacağız ya. Şuraya 9. sık iğnemiz geliyor. 10.'yu da şu boşluğa yapıyoruz. Burada sayısal bir hata yok. Az önce aşağıda burada yapmadık. Çünkü burası bağlama yeriydi. Burası da yine görüyorsunuz bağlama yeri. Şuraya şaşırmayın diye gösteriyorum. Şuraya 10. sık iğneyi yapıyorsunuz. Ve karşı bakın az önce aşağıda yapmayın dediğim yer aslında burası. Şu bağlama yeri. Şu yanındaki sık iğne tepesinden de ilmek kaydırma yapmayalım. Şu arka lobundan ilmek kaydırmayı yapacağız. Şimdi iki sıra arka lobdan öreceğimiz için ilk sık iğnenin şu zincir görüntüsü var ya, bunun arka lobuna giriyorsunuz. İlmek kaydırın. Bir zincir yapın. Yine aynı yere, bağladığımız yere mutlaka bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve ilmeklerin bu şekilde arka loblarından örelim. Ama bunu iki sıra öreceğiz. Şimdi bu sırayı bu şekilde arka loblarından örün. İkinci sırada da yine aynı şekilde arka loblarından öreceksiniz. İki sıra arka loblardan örelim. Aynı benim yaptığım gibi. Bu birinci sıra. Hatta şurada göstereyim bakın. Birinci sırayı ördüm, ikinci sırayı da ördüm. Sizin de görüntünüz böyle olacak. İki sıra arka loblardan örelim. Şimdi iki sıra arka loblardan ördük. Görüntümüz bu şekilde oluştu. Örmeye devam edeceğiz. Şimdi iki sıra da normal öreceğiz arkadaşlar. İki sıra normal örmek ne demek? Şimdi ilk sık iğneden bu şekilde ilmek kaydırmayla bağladım. Bir zincir yapalım. Şimdi az önce arka loblardan almıştım fark ettiyseniz. Şimdi normal aynı öncekiler gibi normal sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi 2 sıra arka lobdan ördük. Şimdi 3 sıra bu şekilde örelim. Sonra eksiltmelerimiz olacak. Ben babet tarzında yaptım. Vermiş olduğum formüle göre siz tabi üzerine daha devam edebilirsiniz. Ben yaptığım kısma kadar göstereceğim. Şimdi birinci sıraya 2 arka lobdan ördükten sonra öreceğim 3 sıranın ilk sırasını örüyorum. Birinci sırasındayım. Bundan 2 sıra daha öreceğim. Size şu sırada bu kadar olacak, bu sırada bu kadar olacak diye bir rakam vermedim. Çünkü aynı benimle birebir yaptığınızda zaten hepsi birbirini tutacak. Hatta sayalım.
39 tane sık iğneniz olmuş olacak. Ya da 40, fark etmez. Yani kimileri şuradaki bağlantı yerine de sık iğne yapabiliyor. 39, eğer 40 olanlar varsa bozmasın. O da doğrudur. Ben çünkü bir 40 yaptım, bir 39 yaptım. Bu iki rakamda da yaptım. Hiçbir problem yok ama bunların altında ya da üstünde çıkarsa hatalıdır. Sil baştan bir daha yapın. 39 doğrusudur. Bir fazla çıkabilir. Sıkıntı yok. Şimdi 3 sıra örelim. Şimdi ayağımız hazır. Yani patiğimiz hazır. Burada şöyle bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Notlarım arasına da bakacağım. Şimdi böyle ekranda solda duran, şu benim solumda duran aslında sağ ayak. Bu da sol ayak. Ben şimdi sol ayağı yapıyorum. Sol ayağın yapı dışındaki detayı vereceğim. Sağ ayağı da anlatacağım. Açıklama kısmında da bırakacağım. Şimdi burada sol ayağımızı yapmak için önce 16 tane sık iğne yapacağız. Şöyle ilmek kaydırmayla bağlıyorum bu sıramı. Ve bir zincir yapıyorum. İlmek kaydırdığım yere bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi de yapıyorum. Toplamda 16 tane sık iğne yapalım. Şimdi bu 16 sık iğneyi yaptıktan sonra 6 kez eksiltiyorum. Şimdi şurada birinci eksiltiyorum. Sık iğnelerimin ön loblarından bu şekilde aldım. 1. Hemen yanındakine geçiyorum. Bu şekilde. 2. 3. 4 5 ve 6 6 tane eksilttikten sonra burada 12 tane kaldı. Ya da benim şimdi 39 sık iğneydi. 12 tane kaldı. 40 sık iğne yapanlarda da 13 tane kalacak. Bunları örelim. Ve burada ilmek kaydırma yapıp bu şekilde bir zincir kesiyorum. Bunu yapmamın sebebi ne? Hemen göstereceğim. Bakın şöyle tam bir ayakkabı görüntüsü alması içindi. Mesela bu hafif böyle şöyle içeriye doğru duruyor ya. Onu sağlamak için 6 eksiltip burada 12 sık iğne ördük. Tekrardan anlatayım isterseniz. Bu elimdeki aslında sol ayak.
Sol ayağı ördüğümüz sırada nasıl yapıyoruz? Son sırada 16 tane sık iğne dışa gelecek çünkü. Sol ayakta 16 sık iğne olan yer dışa gelecek. 16 sık iğne yapıp 6 eksiltiyoruz. Burada kalan rakam vermeyeyim. Kalan sık iğnelerinizi örüyorsunuz. Ben 12 ördüm. 11, 12 normaldir. 40 yapanlarda da 13 çıkacak. Kafanız karışmasın. Kalan 12'yi ördüm. Bu ayak çukurumuzun olduğu yeri aslında işaret ediyor. Şimdi bunda da sağ ayak. Şu an biraz karıştı. Bu yaptığımız sol ayaktı. Bu sağ ayak. Sağ ayakta da örerken 12 sık iğne örüp 6 eksiltiyoruz. Kalan sık iğnelerimizi örüyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şuradaki 12'ler karşılıklı gelecek. Ayak içimizi belli etmesi için buralarda 12 sık iğne kalması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Sol ayağı örerken 16 tane sık iğne, 6 eksiltme yapıyorsunuz. Sağ ayağı örerken 12 tane sık iğne, 6 eksiltme yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ben bu ayakta başka ne yaptım? Yani siz ister böyle sade de kullanabilirsiniz, pabuç gibi. Bu görüntü de çok iyi. Ben yine yaldızlı kullandım. Bu şekilde ne yaptım? Hepsine yine ikişer tane gelecek şekilde yaldızlı ipimle ördüm. Burada 50 tane zincir yaptım. Ve şu düğmeden koydum. Bu düğmenin yapılışı da yine kanalda mevcut. Videoların içerisinde bulabilirsiniz. Bu düğmeyi yerleştirdim. Böyle bir pabuç yaptım. Çok güzel oldular. Ben çok mutlu oldum. Çok keyifle ördüğüm bir iş daha oldu. Benim ayak yapışım, ayak tabanı yapışım bu şekilde. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Konuşamıyorum. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız, bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.